şimdi Cumhurbaşkanı'nın o kritik ziyaretinin ayrıntılarına devam edeceğiz. İran temaslarının tamamlandığını söylemiştik. Ziyarette siyasi ve ekonomik anlamda birçok önemli başlık masadaydı. İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey toplantısıydı bu. Dördüncüsü yapılmıştı. Önemli kararlar var. Ekonomik anlamda nasıl etkilenecek ilişkiler, bunu sorgulayacağız. SETE'den Erdal Tanas Karagöl konuğumuz. Sayın Karagöl, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi yerli para alışverişte, milli paralarla ticaret konusu ekonomi anlamında öne çıkan en önemli başlıklardan biri. Öncelikle bunu sormak istiyorum size. Zira Cumhurbaşkanı'nın daha önce Çin ve Rusya'ya da böyle bir çağrısı vardı. Şimdi İran tarafından ilk olarak gelen tepkiye baktığımızda bu kısa vadeli bir şey değil ama orta ve uzun vadede gerçekleşebilecek bir şey ve kur baskısını da azaltır açıklaması var. Ne diyorsunuz bu yerli parayla ticaret konusunda? Uygulanabilir mi? Nasıl katkı sağlar? Evet, yerli para aslında siz de bahsettiğiniz özellikle bu bölgede İran'la, Çin'le, Rusya'yla yani ağırlıklı olarak diyelim ticaret yaptığımız ya da ithalatı gerçekleştirdiğimiz bu ülkelerde yani Rusya ve İran enerji ithalatının ağırlıklı olarak yaptığımız ülkeler olduğu için yerli paralarla ticaret aslında ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, diğer taraftan ithalat için gerekli olan döviz ihtiyacının bir şekilde azaltılması ve ülkelerin o dolar hani bulma zorunluluğu ortadan kaldıracağı için aslında bu bahsettiğimiz ülkeler için çok hani önemli bir aşama olarak ifade etmek gerekiyor. Tabii bunu yaparken de ülkeler arasında ortaya çıkan ticaret fazlalıklarını bir şekilde de değerlendirilmesi gerekiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın İran'a yaptığı ziyarette özellikle yerli paralarla ticaret sonrası ortaya çıkan fazlalıkların değerlendirilmesi, merkez bankaları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, para takasının gerçekleştirilecek olması ya da ortaya çıkan fazlalıkların kredi olarak ülkeler arasında bunun kullandırılacak olması, dediğimiz gibi hem ticaretin arttırılması hem de özellikle de dolar ihtiyacının azaltılması açısından önemli faydaları var. Tabii bunu tüm ülkeler için yapmak hani özellikle de yani belki zor olabilir ama dediğimiz gibi ağırlıklı olarak ticaret fazlalıklarının ya da işte açıklıklarının ya da ticaret hacim ihracat ithalatın birbirine yakın ülkelerde bunları gerçekleştirmek daha kolay. Mesela bizim İran'la yaptığımız ticarete baktığımızda ticaret hacmi aşağı yukarı ithalat ile ihracat birbirine yakın. Dolayısıyla İran'la yerli paralarla ticaret yapmak çok daha kolay ve bundan sonraki süreçte ortaya çıkan fazlalıkların değerlendirilmesi, biz işte İran'da şu anda ilk 7 ayda en çok petrol ithal ettiğimiz ülkelerden birisi. Evet. Yine doğalgazda da doğalgazın %20'sini biz İran'dan ithal ediyoruz. Yani önümüzdeki dönemlerde hem petrol ithalatının artırılması ya da doğalgazın ithalatının İran'dan yapılacak olması bizim de İran'a daha çok mal ihraç etmemiz ve ticaret hacminin artırılması konusunda önemli bir fırsat elde etmiş olacağız. Peki, mesela İran'la o zaman şu çerçevede değerlendirir misiniz? 30 milyar dolar bir ticaret hedefi var. Şu anda bildiğimiz kadarıyla 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var İran'la. Tüm bu adımlar, işte 3 gümrük kapısı 24 saat çalışılacak, iki ülke arasında bankacılık sistemi geliştirilecek, bu da önemli bir altyapı. 2015'in sonunda kaldırılmıştı ambargo. Bankacılık sisteminin iyi olmadığını biliyoruz İran'da. Ticarette de bankacılık sistemi çok önemli. Yatırımlar teşvik edilecek, doğalgaz mevzu var. Şimdi bunları üst üste koyduğumuzda o hacime ulaşılabilir mi? Nasıl görüyorsunuz siz o hedefi? Şimdi tabii Türkiye 2012 yılında 22 milyar dolarlık bir ticaret hacmine zaten ulaştı. Sonraki dönemlerde 2015 yılında da özellikle tercihli ticaret anlaşması yani malların ticaretinin yapılması, ihracatının yapılması konusundaki öndeki engellerin kaldırılması, gümrük vergilerinin düşürülmesi, tarife benzeri uygulamaların azaltılması konusundaki atılan adımlar 2015 yılında ama sonraki yıllar 2016'ya baktığımızda aslında çok fazla bir hani değişikliğin olmadığını yani 2012 yılında 22 milyar ama 2016 yılındaki 10 milyar dolar aslında yani bu serbest ticaret ya da tercih ticaret anlaşmasının yapılmasının belki etkisini şu anda göremeyebiliriz. Özellikle
Irak'ta yaşanılan ya da Suriye'de yaşanılan durum dolayısıyla iki ülke arasındaki farklı siyasi bakış açılarının ve oradaki jeopolitik riskleri de göz önünde bulundurduğumuzda belki bu gerçekleşmedi ama hani 2012 yılındaki 22 milyar dolar aslında bu potansiyelin olduğu. Dolayısıyla şu anda iki tane gümrük kapısının açık olması, üçüncüsünün de açılacak olması aslında 30 milyar dolarlık bir ticaret hacminin gerçekten yani gerçekleştirebileceği, belki bunun üzerine çıkabileceği bir potansiyel olduğunu da görebiliyoruz. Yani biz de bir diğer taraftan da yani biz hani ticaret tarafından bakıyoruz, buradan yapılan ihracat açısından bakıyoruz. Ama İran'ın doğal gaz rezervleri açısından bazı kaynaklara göre dünyada birinci, bazı kaynaklara göre Rusya'dan sonra dünyada ikinci sırada olması ve yanı başımızda ki İran doğal gazının özellikle uluslararası piyasalara taşınması konusunda, ambargonun kaldırması konusunda Türkiye'nin burada önemi gittikçe artıyor. İşte Türkiye farklı ülkelerle, enerji kaynaklarına sahip olan ülkelerle gerçekleştirdiği projelere belki İran ve İran'la beraber Türkmenistan bu bölgede gerçekleştireceği büyük projelerle aslında hem enerji, kendisi işte enerji ticaret merkezi olma sürecini hızlandıracaktır. Diğer taraftan da İran'ın özellikle uluslararası piyasalara bu kaynaklarını, doğal gazını taşıması konusunda Türkiye bu anlamda stratejik bir konumu var ve bu stratejik konumu iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine de katkı yapacağını ifade edebiliriz. Bu anlamda büyük bir potansiyelin olması, ticaretin öndeki engellerin kaldırılması ya da siyasi anlamda anlaşmazlıkların azaltılması, dediğimiz gibi yani 30 milyar değil belki daha yüksek miktarlarda bir potansiyelin olması ve bunun realize olması konusunda da önemli herhalde bir süreç şu anda yaşandığını söyleyebiliriz ve özellikle bankacılık sisteminin uyumlaştırılması, Merkez Bankası Başkanı'nın bu ziyarete katılmış olması ve ortaya çıkan fazlalıkların hani takas edilmesi, dolayısıyla gerçekleştirilecek projelerde bu ortaya çıkan fazlalıkların kredi olarak kullanılacak olması da dediğimiz gibi yani bu sürecin hızlandırılmasına da katkı yapacaktır. Hem İran'la hem bölge ülkelerle ya da gelişmekte olan ülkelerle, özellikle yerli paralarla, milli paralarla ticaretin önündeki en büyük engel bence bankacılık sistemi, bankacılık sistemindeki uyumlaştırma yerli paraların kullanımını hızlandıracaktır ve rezerv para olarak kullanılan euro ve doların bir şekilde de yani bu paralara ihtiyacın azalması halinde de yerli paraların bu ticarette kullanma hızını bir şekilde de artıracaktır ve bu ticareti kat be kat daha da artıracağını söyleyebiliriz. Sayın Karagöz, çok teşekkür ediyoruz. Kısa vadede sonuçları olmasa da orta ve uzun vadede çok önemli sonuçları olacak. Bu İran'la atılan adımın 2015'in ambargonun kaldırılmasıyla birlikte aslında bir zemin, ticari zemin oluşmuştu. Şimdi mevcut siyasi konjonktür de iki ülkeyi birbirine yakınlaştırıyor. Onun da sonuçlarını sanıyorum uluslararası ekonomi sisteminde göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ekonomik boyutunu değerlendirdik. Siyasi boyutu da var bunun. Dünya manşetlerine bakacağız.